Merhabalar, Sağlam Rota ekibi olarak Kapadokya'dayız. Önümüzdeki birkaç bölüm bu periler diyarını iyice keşfedeceğiz. Çok sağlam rotalar çıkartacağız. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Mükemmel bir şekilde gezeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız eğer Kapadokya bölümü başlıyor. Evet sevgili sağlam rotacılar, Kapadokya gezimize Ürgüp'ten başlıyoruz. Sizler için ilk olarak Ürgüp'te çok güzel bir sağlam rota çıkarttık. İlk önce Üç Güzeller'e gideceğiz. Üç Güzeller buranın en meşhur pribacılarından ve müthiş bir manzaranın olduğu yerde. Arkasından Ürgüp merkeze döneceğiz ve burada bir temenni tepesi var. Bütün Ürgüp'e hakim. Sizler için oraya çıkacağız. Müthiş bir manzara bizi bekliyor olacak. Arkasından Ürgüp Arkeoloji Müzesi'ne bir göz atacağız. Orayı gezeceğiz. Biraz Ürgüp'ün sokaklarında sizler için yürüyeceğiz. Arkasında da çok güzel bir yemek yiyeceğiz. O da sürpriz olsun ne yiyeceğimiz. Hazırsanız eğer buyurun başlayalım Ürgüp rotamıza. Etraf çekeyim sizler için. Bakın şu an hemen Ürgüp'ün dışındayız. Evet, Üç Güzeller'in bulunduğu bölgeye ulaştık. Görüyorsunuz Üç Güzeller'i. İki tane büyük, bir tane ufak peribacasından oluşuyor. Çekirdek aileyi temsil ediyor bu üçlü görsel. Biraz da program başladığında çıkan ikona da benziyor aile görseline. Peribacaları şöyle oluşuyor. Buranın arazisi tüflü, volkanik bir arazi. Burada rüzgarın etkisi, selin ve yağmurun etkisiyle aşınıyor zamanla ve gördüğümüz hale ulaşıyor. Bu üçünde gövdeleri o etkiye maruz kalmış fakat tepedeki kısım o etkiye maruz kalmamış. Bunun sonucunda da gördüğünüz gibi birer külah ve tepelerinde birer küçük takkeleri var gibi bir görüntüye sahipler. Burası bu bölgenin en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi. Bir zamanlarda hatırlarsınız, hatırlayanlarınız vardır. 50 liralık banknotların üzerinde de bir yüzünde de bunların resimleri vardı. Efsaneye göre burada bir büyük anne, bir büyük baba, baba ve çocuğunu taşıyan hamile bir kadının taş olmuş halleri olduğuna da bir zamanlar inanmışlar. Benim buraya üçüncü gelişim bu. İki defa daha geldim daha önce. Fakat yine de insan yani tekrar tekrar büyüleniyor gerçekten. Bu coğrafyanın sürprizleri, bu coğrafyanın barındırdığı güzellikler inanılmaz. Aynı hisleri sanki bir daha baştan yaşıyor gibiyim, ilk defa görüyor gibiyim. Mutlaka gelip görmenizi, bu bölgeyi tavsiye ediyorum sevgili sağlam rotacılar. Ufak ufak kar yağıyor, çok güzel. Zorlu bir yokuştan sonra tepeye tırmandık. Yaklaşık 80 metre buranın yerden yüksekliği. Temenni Tepesi'ni anlamak kolay. Burada bir türbe var. İnsanlar gelip dilek diliyorlar. O yüzden ismi Temenni Tepesi. Ama İslamiyet'ten önce de burası kutsal olduğu biliniyor. Zaten bu bölgenin tarihi prehistorik döneme kadar dayanıyor. Ürgüp Müzesi'nde de prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar hem arkeolojik hem de etnografik buluntular var. Zaten birazdan orasını da gezeceğiz. Gördüğünüz gibi Temenni Tepesi bütün Ürgüp'e hakim. Ürgüp'ün de her tarafından burası gözüküyor. Eğer buraya gelirseniz çıkmanızı tavsiye ediyorum mutlaka Temenni Tepesi'ne. Güzel çay içebileceğiniz, manzarayı seyredebileceğiniz bir ortam mevcut burada. Biz buraya bahar ayında geldik ama havanın bize bir sürprizi ufak ufak karatıştırıyor. Bence bu ortamı çok da güzelleştiriyor.
Temenni Tepesi'nden aşağı indik şehir merkezine. Bahsetmiş olduğum Ürgüp Müzesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Müze binası da şurası. Gelin bakalım içeride ne gibi arkeolojik eserler var. Buranın tarihi prehistorik döneme kadar dayanıyor, taş devrine kadar dayanıyor. Zaten müzeden girer girmez hemen bizi mamut dişi fosili karşılıyor. Gelin bakın. Mamutun bir dişinin boyutu. Bakın burada Osmanlı ve Roma dönemi sikkeleri var. Burada Roma sikkelerini görüyorsunuz. Burada Bizans da var. Burada da Selçuklu ve Osmanlı. Selçuklular da bayağı burada yaşamış, yoğun bir şekilde. Bütün bir tarihini burada görebiliyorsunuz. Burası 1971 yılında açılıyor müze olarak. Burada enteresan şeyler var. Burası çok eski tarihlerde deniz aslında. Gördüğünüz gibi deniz canlıların fosilleri var. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ürgüp'ün sokakları da dolaşırken bakın yolumuz nereye çıktı? Hatırlayanlarınız vardır. Asmalı Konak dizisi vardı. 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Onun seti halen de bir nevi müze gibi yaşamaya devam ediyor. Bugünkü rotamızın son durağı olan Sofra Restoran'a geldik. Sofra Restoran'ı bize kaldığımız otelden tavsiye ettiler. Testi kebabının çok güzel olduğunu söylediler. Şimdi girip o güzel testi kebabından tadacağız. Tekrar hoş geldiniz. Testi kebabının sizin buraya özgü olmasının sebebi toprağının burada. Kızılırmağın eski yataklarından çıktığı için transfermeklilik gelişmişti. Biz bunu yaparken içerisinde sadece et, domates, biber ve baharat kullandık. İki tane testim var. Kim kırmak isterse buyurun şimdi size kırdırayım. Yani işini ehline yaptırmak lazım yok, bence. Size diyorum ya buyurun. Dur bakalım. Efendim satırın ters tarafına, tamam. Boğaz kısmına tamam. Sert ve hızlı bir şekilde vurun, ben sıkı tutuyorum. O kadar mı? Aynen. Sert ve hızlı vuracağım değil mi? Aynen hocam, doğrudur. O zaman vatana millete hayırlı olması dileğiyle bu testiyi açıyorum arkadaşlar. İşte bu hocam. Bravo. Bravo. Şimdi gördüğün gibi. Çok güzel. İkinci de kırayım mı? Aynen tamam hocam. Abi, şuradan vuruyorum. Bravo. Efendim yani muhteşem gözüküyor şu anda gerçekten. Toprakta pişmiş. Soframıza gelmiş olan bu testi kebabı. Ben hemen suyuna banarak başlıyorum. Lokum gibi. Volkan Bey çok teşekkürler. Ellere sağlık. Kolay gelsin. Tavsiye edeceğiz herkese. Gelsinler diye. Sağ olun. Sağ olun.